Onlar ayarlayana kadar şuna bakak. Senin ben çıkacağın yolu var ya. Öyle bir yola çıkış mı var ya? Aa, mevzu. O nasıl yola çıkış ya? Anne pardon, özür dilerim. Kusura bakma. Bir vakıf senlik değil. Çok özür dilerim. Ama sana canından olabilir. Haklısın. Çok özür dilerim. Haklısın. Bir kavga vuku buldu da. Doğru. Çok özür dilerim. Benim hatam. Tamam, sorun sizden değil. Sizden de özür dilerim. Tamam, kusura tamam. Tamam, sorun değil. Arkadaşlar, özür dilemeyi niye R olarak algılıyorsunuz? Yani oğlum bak, bu kafayla bizden bir bok olmaz söyleyeyim. Özür dileyen, merhametle böyle yaklaşan, hatasını kabul eden, boynunu büken adama R denilmez. İnanılmazsınız. Vay memleketimin genç kardeşlerim be. Oğlum sizin o delikanlılık, o R diyenlere söylüyorum. Delikanlılık dediğiniz şey orada atar yapmak, kavga etmek değil. Delikanlılık dediğiniz şey hatasını kabul edip özür dilemektir. Erdemlik odur. Erkeklik odur. Budur ya. Bunu size kimse öğretmiyor mu lan? İnsan olmak odur. Yapmayın, gözünüzü seveyim be arkadaşlar ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu havada ne yapıyorsun kardeş? Lastik yakıyor abi. Lastik ısıtıyor abi. Lastik soğutuyor abi. Sonunda düştüm amına koyayım. Ne oldu lan? Büyücü mü geliyor amına koyayım? Oo. Abo! Arkadaşlar, düz çizgi neydi? Düz çizgi neydi? Ortada düz şerit varsa ne yapılmaması gerekiyor? Sollanmaz. Tamam, helal. Yapma onu. Montundan dolayı sayına galiba. Ne yaptı sana? Ford Focus. Ford Focus. El hareketi mi yaptı? Tamam, yediririz. Ha. El hareketi mi yaptı? Tamam, yediririz. Ha. Hareket edecek misin? Dinleyeceğim. Hayırdır birader? Gelsene yan yola. Gel. Yan yola gidin.
Aa sayına geldi lan. Kardeşim ben de motorcuyum. Sıkıştırdın kardeş bu mu? Evet. Evet. Ben sana sonra korna çalıyorum. Bana hareket hareket çeksene kadar tamam. Hareket çekmezsen tamam. Ben sana anlatayım. Ha. Ben motorcu bir arkadaşım. Evet. Dedim oğlum sayına diye. Arabayla benim işim yok. Aha. Motorcu. Oyundan sıkıntı yok abi. Bu arkadaş mi? Bu arkadaş yandan girdi. Dedim ki ileride bekle. El hareketi yok. İleride dedim bekle. Yani benim yaptığım hareket ileride bekle. Senle konuşalım. Ya olabiliriz. Yanlışlıkla görmemiş olabilirsin. Bir şey olmaz o konuda da. Gel yapıyorsun. Hayır. Ben de bastım oradan geldim seni bekliyorum. Ben sana gel yapıyorum. Tamam. X-Max kullandım ben. Eyvallah. Aynen. Anladın mı? X-Max. Allah'a emanet ol. Sen de abi görüşürüz. Var mı istediğin bir şey? Allah'a emanet ol. Kardeşim. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Sen de abi motorcuları görüşürüz. Motorcuları ben her zaman seviyorum. Çok sağ ol abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. En son kavga ediyorduk. Ne oldu ya? Ne? Amına koyayım çok kötü ya. Reis sen nereye giriyorsun ya? Ne gereksiz bir hareket bu yani. Bir tane zaten ileride tıkanacak bura. Bilmiyorum şu anda iyiyim. Tamam arkadaş. İyi miyim? Şu anda bir şeyim yok. Biraz ağrım sızım var ama bekleyelim. Bir ambulans çağıralım mı? Dur. Biraz duralım. Evet, sakin. Yok iyiyim. Bilmiyorum ki. Sen kendine... Bilmiyorum. Ankara insanı gerçekten bu konulara duyarlı. Sağ olsun birkaç araç anda durdu yardım etmek için. Yo şu an iyiyim ya. Bol boy arkadan çarpmayın diye bir şehir efsanesi var. Gerçekten çok doğruymuş. Tam en azından yara almadım yani. Ya bu Ankara'ya özel mi bilmiyorum ama genelde bizim insanımızda vardır bu yani. Hani biri düştüğü zaman, bir şey olduğu zaman gerçi çok tepkisi insanlar da başladı artık. Bulaşmayayım, gitmeyeyim, dokunmayayım. Ama böyle trafikte genelde oluyor ya. Bilmiyorum ki şu anda bir şeyim yok. Daha sıcak ya. Hissetmiyorum şu anda bir şey. Sol kaval kemiğim biraz ağrıyor. Buna mı geldi, üste mi geldi? Bilmiyorum ki abi. Yani kötü çarptım ama nasıl oldu bilmiyorum. Hangisi şoför acaba bunlardan? Kırdın üstüme ya. Yo siyah araç üstüme kırınca çarptım Beyci. O bana çarptı, ben de size çarptım. Ha bu öndeki altına girdi arabanın sahibi. O bu tarafa kırınca o araç. Sollamak için manevra yaptım ama göremedim. En sağdaki de kıran adam. Sıkıntı var. Arkada. Şuradan gideceğiz dayının yanına. Duymuyorum. Ne diyor? Yarram öyle gidilir mi diyor? Ne diyor? Duymuyorum. Ben seni duymuyorum. Sen niye konuşuyorsun? Arka bak. Var ya bu. Anladıysam ne olayım ya? Ne konuşuyorlar bilmiyorum. Ara sokaktan öyle gidilir mi diyor.
Arkadaki yara kasla harbi duyulmuyor abi. Biri seslenince anlamış. RPS yapıyorum ben de. Bence mantıklı. Üzerime geliyordun, aynaya bak dedim abi. Aa, bu da bisiklet kazası. Kapı açılacak, hazır olun. Göt oldum. Ya bir aynaya bak, Allah aşkına aynaya bak ya. Abi yüzüme geliyorsun. Üzerime geliyorsun, aynaya bak dedim. Üzerime geliyordun, aynaya bak dedim abi. Konuyu değiştirdin. Geliyordun, aynaya bak dedim abi. Siklemedi. Niye giremeyim ya? Bu yolunu burası. Burası motor araba yolu lan. Sen buraya giremezsin. Abi ya. Trafik kanuna göre bisiklet yolu olmayan tüm yolların sağını kullanabilirim. Kullanabiliyorsun. Gel gel. Kullanırım abi. Abi yasalar bana izin veriyor. Allah razı olsun abi. Oo, reis geldi yoldan bir tane. Dur dur. Abi yasalar bana izin veriyor. Allah razı olsun abi. Ben burayı kullanamazmışım abi, öyle diyorlar. La kullanamazsın demedi lan sana. Kullanamazsın dedi. Arabanın dibine girme oğlum. Ben girmedim ki abi, ben sağdayım zaten. Tamam güzel, hadi yolla. Tamam. Yok, polise vereceğim şimdi, kamera görüntüm de var. Yok, oğlum şeyi anlamıyorum yani. Bisiklet kullanabilsin veya kullanamasın. Bak geç orayı. Adam bisiklet sürüyor lan. Yani önceliğin yasa, kural olmamalı yani. İnsan bisiklete biniyor. Bu kadar. Koru, kolla, riske attırma adamı. Yaşasın. Yani ya burada bisiklet kullanamaz kardeşim deyip ezmem mi lazım mesela? Ya yani bu bakış açısı çok enteresan bir cahillik seviyesinde. Kodum evde abi. Abo! Abo! Çete bak, düz çizgi. Düz çizgi. Sinyal yok. Yavaşla. Yerine mi çayın? Telefonla uğraşacağım diye uğraşıyorsun ya. Oğlum niye o kadar ani fren yaptı o ya? Rast olur olur. Hocam. Hocam ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ha, polis varmış. Kolay gelsin. Çeviri varmış. Çevirme varmış. Abi nasılsın? Ha, dedim niye durdu acaba? Kopa koymuşlar. Koy da acaba. Anladım anladım. Sohbet ediyor adamlar yanında. Bir şey olmamış. Senin yerine de bir şey olmamış. Sen ne yapıyorsun reis? Meslek dokundum, ne? Dokundum. İyi akşamlar abi. Ulan kalbim gitti ya. Allah. Sana değmedim. Bu motorcunun hatası şimdi. Dikkat başkan. Eyvallah. Ya bekler diye düşündüm, beklemedi. Ya niye beklemezler diye. Adam amına koyayım, sen de haberdar bile değil. Sana değmedim.
tamam işte. Allah. Düşündüm be. O motorcu dayanışması. Beklemezler kardeşim. Demek her şey... Ne oluyor lan? İçinde, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Düşüyordu. Düştü mü? Yok, düşmedi. Direğe mi çarptı? Ama aga çok hızlı geçiyorsun oradan ya. Lastik patlamış herhalde. Sürttü galiba. Tamam biz de geçiyoruz da sen insan gibi geçmiyorsun ama kardeş. Kavga mı var? Oo, mevzu büyük. Ama duygusal müzik girdi. Ne oldu lan? Aga be. Eyvah eyvah eyvah. Geçmiş olsun. Çakabilecek miyim sen? Ölümlü kaza mı o? Yapma ya. Abi işte çok çok kötü ya. Gerçek sana bağlı. Ya sana bağlı deme işte. Saniyelik işte öleceksin zaten. Durdurdum ya. Ne oldu? Yapılır beş. We don't know. it can be forbidden. I can't hit you. With motorcycle. Ben de gelirim diyor ama. I understand. Kanka yapacak bir şey yok o zaman yardımcı ol ya. It can be forbidden. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Forbidden. Okay. A few moments later. Allah. Oh. Ya. Ya kardeşim. O kızı üzersen öyle. Gülüyor ya, kendi dalga geçiyor. Hop. Kamera var diye şov yapmaya gerek yok. O ne kadar hatalıysa araya girdiğim için ben de bir o kadar hatalıyım. Elrene sevgilerle. Öyle bir şey yazmıyor. Günaydın amirim, kolay gelsin. Ruhsat yanımda değil de engecime vereyim. Nasıl? Abi bu 200. Çok eğlenceli videolar. Abi sabah kadar izlerim ya. Kitleniyor insan. Yeni aldım zaten. Önümüzdeki hafta ben size şöyle göstereyim. Yalan söylemek istemiyorum. Öğrenciyim. Siz de yardımcı olursanız çok sevinirim. Şunu da göstereyim abi sana. Bak ödemesini de yaptım abi. Ehliyet kursu. Rica ediyorum beni bir seferlik kırma. Sıçtın sen, kafada da kamera var. Aynen kardeş. Abi çok teşekkür ederim, hakkını helal et, kolay gelsin. Helal lan, helal olsun lan. Şimdi benim göt alışı kısmını siktir edin. Helal olsun lan. Bunu bana da yapmıştı bak, o memuru anlattım lan. Hiçbir zaman unutmayacağım ya o trafik memurunu. Vallahi ama ben de sözümde durdum işte. İnsanlık öyle güzelleşiyor.